Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan 30 dakikada tavuk menüsü hazırlayacağım akşam yemeği için. Özellikle çalışanlar için çok kurtarıcı bir yemek oluyor bu tarz yemekler. Köri soslu bir tavuk hazırlayacağım. Yanına da mercimek çorbası hemen kolay yoldan. Bir de makarna yapacağım. Onu da böyle köri sosu ve krema ile yapacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Önümde hemen hemen 800 gram kadar büyüklerinden tavuk göğsü var. But da kullanabilirsiniz. İlk önce tavukları doğrayarak başlayacağım. Hemen hemen kuşbaşı kadar diyebilirim. Doğrayacağım. Büyüklük. Önce ortadan ikiye ayırayım. Sizlere nasıl keseceğimi de göstereyim. Ondan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğim. Yıkadım daha öncesinde. Önce içindeki kemiği alayım. Kemiklerini çıkardım. Şu kısımları da atacağım. Şöyle gayet iyi. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Gayet normal. Bu 30 dakikayla ilgili bazen arkadaşlar işte ne aceleniz var falan diyor ama gerçekten ev hanımı olmayan herhalde bunu anlayamaz. Özellikle çalışılıyorsa hem ev hem çocuklar hem yemek gerçekten çok zor. Bu tarz menülerde çalışan hanımları gerçekten çok güzel kurtarıyor. Tavukları doğradıktan sonra önüme derince bir kap alıyorum. Sosunu hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı dolusu yoğurt. Çok fazla eklemeyin. Yeterli geliyor. Bir adet büyüklerinden sarımsağı dövdüm. Birazcık suyla karıştırdım. Yarım limonun suyunu ekleyeceğim. Hemen hemen bir yemek kaşığı. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir çay kaşığı pul biber. 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ya da sıvı yağ fark etmez. Bir miktar da tuz. Tüm bu malzemeleri karıştırıyorum. Köriyi şimdi koymayacağım. Çünkü kızartırken yanıyor içerisinde. Daha tavuk pişmeden köri çabuk kızarıyor çünkü. Ondan dolayı şimdi eklemeyeceğim. Limon yerine isterseniz sirke bile koyabilirsiniz. Tamamen yoğurdu içerisinde dağıtıyorum. Bu sosu eğer zamanınız varsa 5-6 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama benim şu an vaktim olmadığı için sadece bir 15 dakika dolapta dinlendireceğim. Tamamen sosla tavuklar birleşsin. Streç filmini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dolapta dinlensin. İlk önce çorbayı yaparak başlayacağım. Bir su bardağı kırmızı mercimeği tenceremin içerisine alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyorum. Daha sonrasında üzerine tereyağı ve pul biber yakacağım için yağını çok az koyuyorum. Bir adet soğanı temizledim elimle sadece. İri iri doğruyorum içerisine. Blender'dan çekeceğimiz için öyle küçük doğramaya gerek yok. Bu çorba birçok kişinin bildiği en kolay çorbalardan bir tanesi. 15 dakikada hazır oluyor. Bir miktar tuz ekliyorum. Kettle'da kaynattığım su üzerine ilave ediyorum. Tamamen göz kararı çorbayı suyunu ilave ettim. Çok fazla su koymayın. Daha sonrasında nasıl olsa ilave edebilirsiniz. Sulu olmasın, koyu olmasın sıkıntı olmaz. Bu kadar malzeme koyacağım. İsterseniz buna daha önceki tariflerimde vermiştim. Kabak, havuç, patates de koyabilirsiniz ama ben sadece bugün sade bir süzme mercimek yapacağım. Kapağını kapatıyorum. Ocağa götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapatacağım.
Ocağımın başına geçmeden sizlere biberleri de nasıl doğrayacağımı göstereyim. Bunu da böyle servis yaparken tavuğun ve makarnanın yanına koymak için büryan şeklinde doğrayacağım biberleri. Böyle tavuğun ve makarnanın yanına çok yakışıyor. Sizlere göstereyim. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. Uzun uzun ve ince ince doğruyorum. Ben kırmızı biber, Charleston ve sivri biber kullanacağım. Evde bu biberlerim vardı. Hatta böyle dolmalık gibi renkli renkler var. Yeşil, kırmızı, açık sarı gibi. İsterseniz onlardan da kullanabilirsiniz. Evde hangi biberleriniz varsa siz de yapabilirsiniz. Tavuğun yanına çok yakışıyor. Biberleri jülyen şeklinde doğradım. Tabağın içerisine alıyorum. Artık ocağımın başına geçebilirim. İlk önce makarnayı haşlayarak başlayacağım. Makarnayı yapmak için tenceremi ocağa aldım. Bir taraftan düdüklü, bir taraftan kettle'ın sesinden. Umarım benim sesimi duyabiliyorsunuzdur. Kettle'da kaynattığım suyu tencereye boşaltıyorum. Ocağın altında yakıyorum hemen. Suyuna bir miktar tuz, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ, hatta şöyle iki yemek kaşığı, bir iki tatlı kaşığı, çok özür diliyorum. Çay kaşığının ucuyla sadece, çok fazla değil, köri koyuyorum. Eğer sevmiyorsanız daha bile böyle çok azıcık bile koyabilirsiniz ama bu gayet iyi, çok yoğun gelmiyor tadı ağzınıza. Su kaynamaya başladı. İçerisine yarım paket makarnayı ekliyorum. Hazırladığım menü 4 kişi olduğu için ben ona göre hazırladım. Ama sizler isterseniz makarnayı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Çorba da kaynamaya başladı. Onu da kıstım. Makarnanın da altını orta ateşe getiriyorum. Makarna ile çorba orada pişerken hemen tavukları da halledeyim. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Hemen hemen yarım çay bardağından daha az. Çeyrek çay bardağı ancadır. Yağı iyice ısıtın. Tam anlamıyla böyle ısınsın tavukları attığınızda sulanmaması için. Yağını birazcık aldım. Çünkü fazla gitti sanırım. Tavukta da yağ olduğu için çok yağlı olacak bu sefer. Hemen hemen 2-3 yemek kaşığı anca sıvı yağ vardır bunun içerisinde. Yağ iyice ısındıktan sonra tavukları içerisine atıyorum. Altı yüksekte olsun tavukların sulanmaması için. Ve dağıtın ki üst üste binerse aşırı sulanıyor tavuklar. Böyle sulanmayacak. Biraz kendi haline bırakayım tavukları. Bu kadar kızardı, yeterli. 10 dakikada pişiyordu. Hafif böyle kızarttım, çok fazlasıyla değil. Bu arada çorba da pişti, onu da kapattım. Yarım su bardağında birazcık fazla kremaya, bir çay kaşığında çok fazla doldurmadan köri ekliyorum ve karıştırıyorum. Altını kasayım, kremayı içine boşaltıyorum. Kremayla da 5 dakika pişireceğim. Tavuğa bir bakayım. Toplamda 15 dakikada rahatlıkla pişiyor. Tavuk çünkü çabuk pişen bir şey. Hafif kremasını da çekmiş. Tamamdır artık. Altını kapatıyorum. Makarnayla devam edeceğim. Tencereyi tekrar ocağıma alıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Çok fazla değil. Çay kaşığıyla kekik. Yağ ısınsın. Birazcık krema koyacağım için yağı azaltıyorum. Makarnayı boşaltıyorum. Sadece süzdürdüm. Sudan geçirmedim makarnayı.
içerisine çeyrek su bardağı krema ekliyorum. Bir miktar daha tuz ekleyeceğim. Suyuna köri koyduğum için çok fazla eklemeyeceğim. Daha fazla eklemeyeceğim ama seviyorsanız birazcık şu anda ilave edebilirsiniz. İçerisinde çok fazla krema yok. Gördüğünüz gibi çok az koyduğum için. Çünkü tavukta da çok fazlasıyla var. Fazlasına gerek yok. Hafif bir tadı olması yeterli. Makarnam da hazır. Onu da kapatıyorum artık. Makarnayı arka tarafa aldım. Küçük bir teflon tavada biberleri birazcık öldüreceğim. 2-3 yemek kaşığı sadece sıvı yağ ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra biberleri içerisine alıyorum. Birazcık sönsün biberler. Ellemeyeceğim. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Bir miktar pul biber. Orada biberler birazcık sönene kadar ben burada çorbanın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı eriteceğim toz biberle beraber. Bir çay kaşığı dolusu da toz biber ekliyorum. Hafif şöyle yakıp kapatacağım hemen. Hafif böyle çok hafiften diri kalsın. Artık biberlerin de altını kapatıyorum. Çorbayı açıp bakacağım. Havası çıktı iyice artık. Kıvamı gayet iyi olmuş. Hiçbir şekilde su falan eklememe gerek yok. Blender'dan çekeceğim. Pürüzsüz hale gelene kadar çekeceğim. Yeterli. Üzerindeki köpükleri alacağım. Bunu blenderdan çektiğim zaman her defasında oluyor. Daha küçük bir kabın içerisine boşaltacağım çorbayı. Üzerine hazırladığım sosu dökeceğim. İsterseniz servis tabağının içerisine de koyabilirsiniz. Çorbam hazır artık. Köri soslu tavuğu servis tabağına aldım. Yanına da hazırladığım biberleri koyuyorum. Makarnayı da derince bir kabın içine alacağım. Krema görüntüsü bile yok içerisinde. Belki kremayı çok kullandınız diye düşünebilirsiniz ama toplamda bir su bardağından daha az krema kullandım. O 200 gramlık paketi bile bitiremedim. Yemeklerim hepsi hazır. Birazcık makarna daha fazla oldu bende. Siz de ne kadar ne seviyorsanız azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bizde makarna fazla sevildiği için biraz bolca yaptım. Makarnayla tavuğu bir servis tabağını alayım. Tabaktaki son halini sizler de görün. Önce makarnayı koyacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seven Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.